Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün başına geleceklerden habersiz olan insanları izleyeceğiz. Yani siz bunu dünyanın en şanssız insanları, hatta dünyanın en kötü bir gün geçiren insanları olarak da nitelendirebilirsiniz. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atarsanız çok sevinirim. Şimdi daha fazla uzatmadan hop video. Evet, burada şu anda kız bir görev seçiyor arkadaşlar. Bu görevde saçlarını kazı görevi çıkıyor. Bu Snapchat efekti mi ya da Instagram mı bilmiyorum ama gidip bu yüzden saçlarını kazıyor ya. Bu inanılmaz bir durum. Yani hayatında geçirdiği en şanssız gün olabilir kızım bu, yani net. Burada evet, kız arkasında hiçbir şey yok. Güzel bir ablamız derken bir şey diyeceğim. O şişeyi sen nereden çıkarttın lan? Arkada hiçbir şey yok. Şişeyi çok absürt bir yerden çıkarttı arkadaşlar. Yani ben şu an kendimden geçmeye başladım. Bir şey diyeceğim, ciddi soracağım. Bu şişe senin nereden çıktı? Yani arkada hiçbir şey yok. Bu... Neyse, bir şey demeyeceğim ya. Evet, burada olacaklardan habersiz abimiz bir oyuncak almış ve bu oyuncak gidip avizeyi kırıyor arkadaşlar. Çok kötü bir durum. Yani şu an şu olayı ben yaşamış olsam annem gelir benim ağzıma net sıçar bu arada. Burada ne oluyor? Ablamız atı yerine götürüyor sanırım. Allah, bir şey diyeceğim. Dünyanın en kötü gününü geçiren ablamız olabilir bu. Şuna bak. At tuttu kadının saçından çekti ya. Bir de saçından çekince daha çok canı acıyor ya kadınların. O yüzden çok kötü bir durum bu ya. Şuna bakar mısın? Abla vallahi çok üzüldüm sana şu an ya. Burada olacaklardan habersiz bir şey yaşanıyor gördüğünüz gibi. Suyun içinden kocaman bir balina çıkıyor. Bak herkes orada güzel güzel yüzerken. Yani ben şunu çok merak ediyorum arkadaşlar. Bazı denizlerin hani görevlileri oluyor yani. Mesela biri boğulduğunda falan gidiyorlar falan. Yani böyle bir riskin olduğunu biliyorlarsa denizde, acaba niye insanları uyarmadılar buraya girmeyin diye. Ya çünkü çok saçma. İnsanlar burada yüzüyor ve onların hayatını tehlikeye atacak bir hayvan var suyun içerisinde ya. Denizin içerisinde pardon. Gerçekten böyle bir an yaşamak istemez herhalde. Ben bunu gördüğüm an hakkın rahmetine kavuşurdum büyük ihtimal. Evet, burada ablamız her şeyden habersiz video çekiyor kedisiyle. Ne? Ne? Kedinin ağzından canlı canlı kanlı kanlı fare çıktı ya. Düşünsenize, şu an evinizde evcil bir hayvanınız var, bir kediniz var. Onunla beraber güzel tatlı bir video çekim Instagram story atacaksınız. Kedi bir geliyor, ağzında kanlı kanlı canlı canlı fare. Bir de onu gelip üzerinize bırakıyor ya. Evet, burada abimiz scooter'ıyla güzel bir şekilde geziyor. Geziyor. Abi nereye gidiyor? Irmağa gidiyorum. Abi nereye gidiyorsun abi? Bir şey diyeceğim. Hiç bunu bilerek mi yaptın, bilmeyerek mi yaptın diyeceğim de bunu bilerek yapmış gibi. Çünkü oraya düşeceğini bilse zaten farklı bir hareket yapardı gibi geliyor bana ama bilmiyorum. Tabii efendim. Bence bu adam büyük ihtimal hayattan bıkmış, artık ne olursa olsun demiş. Kendini böyle skuterla suyun içine bırakmış. Sanırım orada da hareketsiz kalmıştır. Bu ölmüştür bence ya, net. Bu adam kız arkadaşının arabasına Starbucks'tan aldığı içeceği döküyormuş. Yani bunu bilerek döküyor bu arada, yanlışlıkla değil. Bu içeceğin ne olduğunu bilmiyorum ama bir Starbucks içeceği. Yani kız arkadaşının arabasına bunu niye döküyorsun bir? Arabada herhangi bir şey içmeyin diye bin defa söylüyoruz size, bu iki. Artı olarak şunu benim sevgilim yapsa, tamam mı? Şunu benim arabamda şu sevgilim gelip arabanın içine böyle bir şey dökse, yani derdim ki dök sevgilim, yani sevgilim olsa niye dökmesin? Bir şey diyeceğim, burada halsizlik hapıyla mı ilgili falan bir şeyler söylüyor ama tam olarak burada ne olduğunu anlamadım. Eğer editçi kardeşim sen anladıysan bizi bir açıklığa kavuştur burada. Ekran falan yaz da anlayalım ne olduğunu. Vallahi aksam tutmuyor. Çünkü burada ben hiçbir şey anlamadım yani, ne yapmaya çalışıyor? İngilizcem de yok ya, İngilizce bilmemek çok kötü bir şey. Yoksa ben bunu size çok rahat açıklardım arkadaşlar. Evet, bu video bir sonraki hamleni belli etme denilen bir video. Bu abimiz gelin ablamızla birlikte kapıdan çıkıyor o güzel gününde. Ama neden böyle bir hareket yaptığına dair hiçbir fikrim yok. Yani bunu yaparken amacın neydi? Ne yapmaya çalıştığında böyle oldu bilmiyorum ama. Ama seni s***. Bence çok aptalca bir gün geçiriyorsun şu an. Çünkü senin en güzel gününde böyle bir hareket yapmanın hiçbir mantığı yok. Evet, burada abimiz kapıyı açtı. Aa, köpeği karşıladı. Ya köpekler ne kadar sadık şeyler ya, hayvanlar ya. Direkt bak sahibini gördü, direkt üstüne atladı ya. Bizim kedi de ben içeriye giriyorum, beni gördükten sonra yine mi geldi bu tipiniz? Evet, burada bir hesap ödenecek ve tekrar sende Uno kartları var ya, onu kullanıp oyun oynayacaklarmış. Kimde kalırsa artık. Sonra bu ablamıza diyor ki sıra sende, hesabı sen ödeyeceksin diyor. Ama abla oradan kartı çıkartıyor, sıra sende kartını... Ona bir yapıştırıyor, böyle mal gibi kalıyor adam. Al şimdi hesabını, şimdi hepsini sen öde. Bu arada şu gördüğüm en alfa hareketlerden birisi, sıra sende kartının bu ablada olup masaya şak diye vurması ayrı bir güzellik zaten. Evet, burada olacaklardan habersiz kapıyı ablamız açıyor. Kedisi kapıda. Sonra etrafa bakıyor. Allah, ormanda yangın çıkıyor.
Nasıl bir şey diyeceğim, bu ormanı kedi mi yaktı acaba diye düşünüyorum çünkü kediyle alakalı bir video, o yüzden. Allah Allah. Bazı videolara IQ'm yetmiyor arkadaşlar, orasını da siz anlayın yani. Belki kedi yaktı, belki kendiliğinden yandı, bilmiyorum, orasını da siz düşünün. Bu gördüğünüz arkadaşın kız arkadaşı basketbolcuymuş. Sonra ona DM'den mesaj atıyor, basketbol topu gönderiyor işte, topum DM'ye kaçtı falan gibi. Kız da ona diyor ki senin topunu keserim it olayım. Bu arada kızın böyle bir tepki vermesi çok saçma bu arada. Yani çocuk sen basket oynamayı seviyorsun diye DM kutuna bir basketbol topu atmış. Sen de güzel bir karşılık verseydin, beraber basket oynasaydınız, ne var bunda yani? Evet, burada abimiz kahvesini yapmış güzel bir şekilde. Neyin içinden lan bu bilmiyorum da, ısıtmış. Ya senin Allah belanı vermesin. Yemin ederim şöyle videolar görünce kriz geçiriyorum ya. Ya mal mısın, biraz kenara koy şunu abi, ya da al bir kenara koy. Manyak mısın nesin ya? Bir şey diyeyim mi? Şunu yaptıktan sonra bir de şöyle döktüğünüzü düşünün. Bak duvarı falan, yerleri mahvetti. Anneniz ne tepki verirdi arkadaşlar? Çok merak ediyorum. Böyle bir şey yaşasanız annenizin tepkisi ne olurdu? Hemen yorumlara bekliyorum. Burada ne oluyor? Kapının arkasında bir şey mi? Oğlum bu ne? Bu ne bu? Oğlum kapının arkasında bir sürü kertenkele var. Bir de evin içinde bunların ne işi var onu da anlamadım ben. Arkadaşlar düşünün, şu an evinizde uyuyorsunuz, tamam mı? Gece yattınız, güzel bir şekilde uyuyorsunuz. Ben size şu an hayal kurduruyorum, tamam mı? Böyle güzel güzel yattınız, tam uykuya dalacaksınız. Şuradan bir yerden kertenkele üzerinize geliyor, sizi böyle sarmalayıp yutuyor arkadaşlar. Bir şey diyeyim mi? Hayatımda yaşamak istemeyeceğim şeylerin en önünde gelen şeylerden birisi. Yatağıma bir böcek girsin, kertengele girsin, herhangi bir böyle ufacık bir şey girsin, yemin ederim var ya, kalp krizinden giderim ben. Burada ne oluyor? Evet, burada bu ablamız videosunu çekmesini istiyor birisinden. Ben hiçbir bok anlamadım şu an. Videonun başında da dediğim gibi, yani İngilizcem olsaydı çok rahat bir şekilde bu kadının ne demek istediğini size anlatabilirdim ama şu an anlatamıyorum, yani İngilizcem yok. Evet, bu ablamız da bir video çekiyor derken, abla nereye gittin? Abla burada mısın? Yaşıyor musun? Bir şey diyeceğim, abla nereye düştü? Bir anda normal video çekerken yere düştü kadın ya. Evet, burada bu abimiz oradan geçti. Ablamız da sanırım onun bastığı yere güvenerek bu suya girdi. Suyun üzerine niye naylon çekmişler? Bir, bu ablamız oranın su dolu olabileceğini tahmin etmedi mi? Bu iki. Üçüncüsü de bu ablamız acaba gerizekalı mı diye düşünüyorum. Yani orada bir havuz olduğunu görüyorsun yani. İçi dolu da olsa olmasa da oraya basma abi. Ne gerek var? Boş olsa da düşeceksin. Dolu olsa da zaten içine düştün. Evet, her kedi besleyenin yaşadığı bu olay. Yani bir kedi bazen kafayı yiyor, böyle bir kriz geçiriyor ve ortalığın anasını belliyor. Abi en ufacık bir şey görmesinler ya. Şöyle ufacık bir sinek uçsun havada, var ya dünyaları yıkıyorlar ya. Evin içine sıçtı, şuna bak. Bir de hani hiçbir şey yapmamış gibi şöyle masum masum bir bakmaları yok mu? Şöyle bakıyorlar. Evet, bu ablamız olacaklardan habersiz bir TikTok videosu çekiyor sanırım derken kafayı tosladı. Abla yemin ediyorum var ya, herkese rezil oldun. Hem TikTok videosu çekerek hem de kafanı böyle direğe vurarak. Yani çok saçma bir video bu ya. Yani burada kızın arkadaşında da hata var. Kadının arkasında direk olduğunu görmüyor musun? Niye haber vermiyorsun? Belki burnunu kırabilirdi o orada ya. Niye yardımcı olmuyorsun? Bak bu video daha ilginç. Adam 6 milyon abone olurken kafasına dolap düşüyor ya. Bu çok kötü bir şey abi. 6 milyon aboneye ulaşırken YouTube'da da canlı yayın açıyor adam. Bir anda kafasına pat dolap düşüyor. Bak şu video daha bir ayrı yani olaylı. Bak Omegle'de adamın böyle fotoğrafını çiziyor. Çizdikten sonra defteri kapatıyor, ölüm defteri yazıyor orada. Ya düşünsenize, Omegle'ye giriyorsunuz, böyle canlı yayın platformundasınız, böyle canlı görüşme. Bir anda ölüm defterinin arasına sizin resminiz çiziliyor ya. Yemin ederim psikolojim bozulurdu benim. Yani düşünürdüm, acaba bu adam seri katil mi? Beni neden ölüm listesine aldı falan diye bir düşünmez değildim yani, düşünürdüm. Buradan ne oluyor? O sakal şey değil mi lan? Sakalla tıraş oldukları şey bu arada. Allah! Kavanozun altı kırıldı. Nasıl kırıldı o? Bir şey diyeceğim, onu nasıl kırmayı başardın diyeceğim de, acaba hani kavanozun altındaki o su çok sıcak olduğu için olabilir mi? Bence ondan, çünkü bak kapkaynar bir su var orada. Kavanozun altı o yüzden patladı diye düşünüyorum ama kaynar suyla ne alakası var ya? Acaba oluyor mu öyle şey, bilen var mı? Evet, hayatımda yaşamak istemeyeceğim videolardan birisi daha. Gördüğünüz gibi lambanın içinde bir böcek var. Yani bunu almaya çalıştığınızı düşünseniz arkadaşlar. Şimdi lamba patlamış diyelim, tamam mı? Düşündünüz. Lamba patladı, oraya yine bir lamba takmanız gerekiyor. Gidiyorsunuz lambayı böyle tam oradan çıkarıyorsunuz, olan lambanın kapağını, bir anda üzerinize böyle acayip bir böcek fırlıyor ya. Allah'ım yemin ederim bak şu an bile tüylerim diken diken oldu. Böyle bir şey yaşamak hiç istemem ya. En var ya, en son yaşamak istediğim şeylerden birisi bu. Şuna bir bak ya, bir de böyle acayip duruyor, kanlı canlı bıyıkları falan var böyle, bak baksana şimdi. Çok iğrenç bir böcek bu. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atmayı kesinlikle unutmayın. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.